Hüseyin Çelik. Hoş geldin Hüseyin kardeşim. Şimdi dün de tabii ben de hala da kınıyorum bu tür davranışta bulunan erkekleri. Seyircilerimiz de tabii çok tepki gösterdiler. Ama sevgili seyirciler, bu işler bir kişiyle olmuyor biliyorsunuz. Yani Hüseyin Bey ya da benzeri durumlu yaşatan karılarına, eşlerine erkekleri de bu noktaya getiren kadınlar. Yani kadınlar bunu kabul etmese, kendine yakıştıramasa Hüseyin Bey ve Hüseyin Bey gibi erkekler bunu yapabilirler mi? Buna meydan veren de yine biz kadınlarız. Onlar da bundan cesaret buluyorlar. Çünkü yani bir şekilde baktığınızda biz kadınlar gibi değil, onlar farklı içgüdülere, farklı davranışlara sahip bir cins oluyorlar ne yazık ki. Biz kadınlar kendimizi bundan uzak tutacağız. Tabii ki kınıyoruz ama bir taraftan da bu eylem de tek başına yapılmıyor yani. Tabii, tabii. Öyle baktığınızda da şimdi Ayşe 22 yıllık eşi bir evlatlarını kaybetmişler. Allah rahmet eylesin. İki tane çocukları var. 22 yılın sonunda üstüne iki tane daha kadın, yani bir şekilde ayrı ayrı evlerde de olsa getiriliyor her birinden birer çocuk. Ve resmi nikahlı karısı diyor ki, belki kadınsı bir duygu ama ben boşamak istemedim, mutlu olmasını istemedim. Ben ayrılsaydım o gidip biriyle nikah kıyacaktı. İstemedim diyor ama bunun altında da mesela yapma kardeşim, boşa ne hali varsa görsün. Onlardan da bir darbe yesin, anlasın. Sokağa atılsın, efendim hırpalansın, senin gibi davranmasınlar da ben ne yaptım diye kafasını taşlara vursun. Cahide, evli kadın bile bile adamı geliyorsun, 10 yıl önce bir tane de çocuk dünyaya getiriyorsun ve bunu kabulleniyorsun. Arkasından bundan cesaret bulan Hüseyin, Ahmet, Mehmet neyse X Bey gidiyor bu sefer. Üçüncü bir kadını sokuyor hayatına. Çünkü öbür kadınlardan bir tepki gelmedi. Adam da bir eli yağdı, bir eli balda zannediyor. Hadi aldı mı, o da diyor muhtaçtı diyor. 6 yıl önce onu hayatına, 4 yaşında da bir kızı oldu mu? Şimdi burada sadece Hüseyin mi suçlu? Allah aşkına hayır, biriniz söyleyin. Hayır, yani kadınların da aynı derecede bu dediğiniz gibi iki kişi yapılan bir şey. Ha bilmiyor olur. Yıllar sonra öğrenir ki yıllar sonra bile öğrenmek saçma. Biz niye evlenmiyoruz dersin. Bilmiyor olur. Ondan sonra öğrenince de bırakır gider. Helal olsun derim. Ama bu da olmaz yani. Sana şimdi, söyle Hüseyin. Şimdi Serap Hanım, burada Ayşe Hanım bir kere en başta onu doğrultalım. Doğru söyleyelim. Eşlerimi kabul etmedi benim. Fakat bizim ortamda yaşadığımız coğrafyada Ayşe Hanım'ın da ailesi destek olmuş olsaydı eğer ona, maddi manevi, kızım bu adam sana böyle yaptı, gel biz arkandayız, desteksiniz deseydi, eminim ki giderdi zamanında. Ama gidemedi, çocuklarını bırakamadı, evine yönüne sahip çıkmaya çalıştı. Yani burada benim diğer eşlerimi... Eşlerin değil onlar, yani diğer hayatına giren kadınlar. Onları kabullenmedi Ayşe Hanım hiçbir zaman ya, için. Hüseyin, Cahide'yi kabullenmiş... muhabbet bile ediyorlar. Ahmet bizim ama, çocuğumuz gibi büyüdü diyor Cahide'nin çocuğu. Ama ne yapacak? Çocuk ne yapacak diye kadın mecbur kalmış, mecbur. Hocam. Sen deseydin bizim... ki git ben sana da bakarım, çocuklara da bakarım. Çünkü ben bir kusur işledim. Git bir ev tutalım. Ondan sonra ayrıl, tamam benden ayrılmak istiyorsan kadını mecburcu yapmayacaksın. Peki Dilek de 6 yıl önce hayatına girdi. Evet. 4 yaşında da bir kızın var ve 2 ay önce mi? Evet, iki ay önce ayrıldık. Ayrılmışlar. Sonra bir öğreniyor ki efendim Dilek bir başkasıyla evlenmek üzere. Dilek geldi efendim. Dilek geldi. Çocuğu getirdi mi? O sorunun da cevabını vereceğim Hüseyin. Dilek gel. Hoş geldin Dilek. Şimdi Hüseyin burada her şeyi açık açık anlattı. Dürüstçe yani dedi ki evet ben bunları yaptım. Yaptım evet. Sen de o netlikte ve açıklıkta olmalısın. En sondan başlayacağım. Dün dedin ki 6 yıl beraber olduğun ve evli olduğunu, hayatında ikinci bir kadın olduğunu bildiğin ve 4 yaşında bir çocuk dünyaya getirdiğin halde şu anda 4 yaşında. Sevmedim ben onu hiç dedin. Bundan başlayalım. Böyle bir şey olamaz. Yani erkekler için farklı bir durum olabilir ama kadınlar sevmedikleri bir insanla 6 yıl aynı çatının altında olmaz. Sen sevdin mi gerçekten ve nesini sevdin Hüseyin'i? Başta sevdim. Doğru.
Ama sonradan yüzü yüksek değişmeye... Yüksek sesle konuş lütfen. Yüzü değişmeye başladı sonradan. Ne yapmaya başladı? Eve bakmaz oldu. Bana çocuğuma babalık yapmaz oldu. Bana kocalık yapmaz oldu. Hiçbir şekilde nasıl desem... Mesela ben affedersiniz habersiz cüzdanına para alıyordum. Bana para vermediği için. Aa. Çocuğumun ayağındaki ayakkabıyı babamın kartıyla aldım. Hocam yalan söylüyor. Hiç de yalan değil. Çocuğunu sevmeyen, bakmayan bir adam neden buraya gelip çocuğunu aradı? O ne güzel kurtuldu. Ben söyleyeyim bir dakika. Söyle. Ben o adama kaçtım diye yapıyor. Annemle orada olsam hiçbir şey yoktu. Umurumda değildi. Ben 2 ay bir paket bez için yalvardım ona. Hocam. Gelip de almadı. Pardon. Hocam. Evet Hüseyin. Anlatacağım ama dinleyeceğiz. Tabii. Tek tek ama. Hep... Beraber kaçtık. Hiç cebimizde para yok. O da biliyor. Birisine dedik ki bu evi bize kirala. Paramız yok. Biz bunu çalışacağız, ödeyeceğiz. Bir ay ev tuttuk biliyor. Aç, perde yok, yatak yok, hiçbir şey yok. Bir ay çalıştık, kendisi biliyor. Daha sonrasında benim işlerim açıldı. Çalışmaya başladım. Kendisi de çalışmaya başladı. Ne iş yapıyordun Hüseyin? Ben kamyon şoförlüğü yapıyordum. Hafriyat sektörü de. Artı tur şoförlüğü yapıyordum. Artı kepçe operatörlüğüm vardı eskiden. Üçünü de hangisinde iş olursa her gün gidiyordum. Bunu Antalya Serik'ten hafriyatçılar olarak bütün arkadaşlar bağlanıp beni burada gerçekten doğru söylediğimi söyleyebilirler. Daha sonrasında beraber çalıştık. Kendi maaşıyla eşya aldık. İkinci el eşya. Bir ev kurduk. Bir evden taşındık, bir eve gittik. Oradan taşındık oraya derken bir ev sahibi, Allah razı olsun, bize evini açtı. Orta mahallede Mevlüt Yiğit diye ev sahibimiz vardı. Allah razı olsun ondan. Babamız gibi. Onlar benim ne çektiğimi biliyorlar. Karşı komşularım isterlerse bağlanabilirler ne çektiğimi. Buna her gün baktım ben. Her gün çalışmaya gittim. Yağlı kirli pantolonlarla gittim. Altıma Hüseyin, bir tane pantolon alamadım. Hocam, o evde yaşarken Ayşe ve Cahide'nin evine de gidip geliyordum. Gidip geliyordum hocam. Onlara da maddiyen senin başka iki evin daha var. Onun tek bir evi var. Bak hocam, maddiyen olmasa da oraya gidip geliyordum. En başlarda beni oraya göndermedi. Psikolojik baskı yaptı bana. Dedi ki gitmeyeceksin dedi. Her gün kavga ediyor. Ev sahibi evden atacak. Yapma bunları dediğim halde bununla beni tehdit ederek her gün kavgalar etti. Beni ilk etaplarda göndermedi. Ama daha sonradan ben köye gitmek zorundayım. Çocuklarımla ilgilenmek zorundayım. Maddiyen olmasa da maneviyen ilgilenmek zorundayım. Daha sonralarında beni serbest bırakmaya başladı. O arada sosyal medyadan dilenciliğe başladı. Çok affedersiniz. Ben evime bakıyorum ama benim kazancım da ona göre 100 lira görmeye çalışıyorum. Allah aşkına sen nerede eve bakıyorsun be? Bir saniye. Sen sus, yalan söyleme sosyal sakın. Medyada, bir saniye. Sosyal medyada birilerini buldu. Tabii. Ben hep telefonunu alıp karıştırmak isterken saklıyordu telefonları. Para attırıyordu hesabına. Telefon aldırdı. Daha bilmediğim neler aldırdı bilmiyorum. Ne karşılığı bak. Yani kim kime para gönderir hocam, bu dönemde? Bu bir şey söyleyeceğim. Bir uygulama varmış. Hayır hayır hocam. Sosyal medyada bayanların kendi aralarında yardım grupları var. Bu kendini acındırıyor. Gitmiş muhtara fakirlik bilmem neyi yaptırmış. Onu oraya göndermiş. Belki oradan, mecbur kalmış. Sen almazsan ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Hocam ben yetemiyordum. Tek başıma çalışıyorum. Yetemiyorsan niye üçüncü kadını alıyorsun Hüseyin? Bugün insanlar bir eve iki çocuğa zor bakarken sen 3 tane ev açıyorsun Hüseyin. Hocam benimle Serap gelmeseydi. Bu beni başta kandırdı. Benimle, evli değilim dedi bak, bana. Evli değilim evet. Dedi. Benimle gel... Evli değilim dedi. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Bağlansın. Bağlansın. Bacanağımın oğlu bunu benle tanıştıran kız arkadaşı da yanımda. Bağlansın. Bağlansın. Allah için, Rabbim için bana doğruyu tabii, söylesinler. Tabii tabii. Hocam geçmişi attı bana. Ben dedim sen böyle bunu olacak. Sen bunu biliyordun, bilerek aldın. Bir dakika ben geçmişi kötüymüş hocam. Ben zorla. Ben sahip çıkmaya çalıştım. O istedi. Bırakma beni dedi. Kamyonda gezdi kaç gün. Bıraktım yine geldi yanıma. Bir başka adamın yanıma geldi arabayla. Sordum bu kim dedim. Bu dayımın oğlu dedi. Kimsenin dayının oğlu 2 gün seni gezdirir arabada. Hocam benim de bildiğim şeyler var. Niye ben o zaman aldın yapamam. Da 6 yıl kadının yaptın onu. Seni ilgilendirmez. Hocam yaptım düzelir diye yaptım. Düzelir dedim. Düzgün kadın var zaten hayatında Ayşe. Vardı hocam. Yaptım vicdanıma yenik düştüm. Ben burada bu 80 milyonun içinde bir tek bende. Yaşıyorsan senin vicdanınla ne alakası var Hüseyin? Zaten hocam, öyle diyorsun. Benim yaşadığım, 6 yıl boyunca başına kalmış. Benim yaşadığım, kendi yaşadığım coğrafyada kendi ya içindeki 18...
yaşında işte 15 böyle... yaşında ben... diyelim bir genç kızla birlikte olursun, vicdan yaparsın. Ben sahip çıktım hocam, kendisi yani bu, istedi. Ben para sahip çıktım. Kendisi istedi. Babası da canlı yayına bağlansın. Ben kendim baktım kendime. Babası da canlı yayına bağlansın hocam. Evet, kömürü ben yardımdan aldım. Alacaksın tabii. Ne alacağım? Yardım alacaksın. Sen bana ben, bakacaksın. Ben yetişemiyordum, ne yapayım? Yetişemiyorsan almayacaksın o zaman. Dilek bir saniye. Yalan söyleme. Burada doğruları söyle. Dilek. Antalya Serik. Ne biliyor? Ya bağlansınlar yayına, tamam mı? Merak Hüseyin, etme herkes. Onlar bağlanır. Hüseyin, dün sen konuştun ya, ben biraz Dilek'le konuşacağım. Dilek, diyorsun ki başta evli olduğunu bilmiyordum ki. Şimdi bağlanır o tanık. Nasıl hocam, bana kaçmadan önce eşimle kavga ettiler kahvenin önünde. Tamam. Saç saça baş başa girdiler. Peki Dilek, Dilek öğrenince ne yaptın? Öğrendin. Bir şekilde öğren. Şey o zaman ne yaptın? Hocam. Serap Hanım, kimse yoktu arkamda. Mecburen. Ha, onu söyle o zaman. Mecburen. Ha, mecburen bana geldin öyle evet. mi? Evet. Keşke gelmeseydin. Keşke. Hüseyin, sen bu tehdit mesajlarını niye yazdın? Getirsenize ekranı. Mezara girsen seni bulacağım Dilek. İnsan kendi kaderini yazar. Herkes kendi kaderini yazar. Ama bu hoş mu şimdi yani böyle? Babam, ben bana yapılanı hazmedemiyorum. Benim 4 yaşındaki çocuğum kim olduğunu bilmedi. O yüzden bu mesajı da yazarım ben. Hiç senden sıkıntı iyi bakıyor. Değil. Benim çocuğumu benim olduğu ispatlansın. Senin değil dedi çocuk bana. Senin değil dedi, senden değil dedi. DNA testini de istiyorum. Öyle bir şey. Onu sinirden söyledim. Serap. Nasıl sinirden nasıl? Söyledin? Sinirden. Telefonda ben de sinirden yazdım o zaman. Olabilir. Ben de sinirden yazdım. Sinirlenmeyeyim mi? Gerçi canına kastedeceğim gibi bir şey yok da. Yok, canına kastetmiyorum yani, ben onu. Yani girsen de mezara da girsen ama. Zımni olarak bir tehdit var. Çocuğum olarak. Şimdi diğerine gelelim. Yani bunlar hoş şeyler değil. Bu adamı acil bulmamız lazım. Bu Dileğin işte. Şu anki karşılığı. Evlendi dediğin ama biz daha evlenmedik dediği adam. Bulmamız lazım. 4 yaşındaki kızım bu adamın yanında yerini bilenlerin bana ulaşmasını istiyorum diye sosyal medyadan evet, mı evet, yaptım evet, bunu? Evet, evet çocuğumu aradım. Bu arada bir bomba haber vereyim sana. Evet buyurun hocam. Bomba haber vereyim. Şimdi sen diyorsun ya Dilek, ben Hüseyin'in evli olduğunu bilmiyordum. Ve o yüzden de öğrenince ne yaptın dediğimde de çok mecburdum. Arkamda kimse yoktu dedin. Şimdi bu kaçtığın Murat var ya. O da evliymiş peki. Buna ne diyeceksin? Aa. Senin bu evli adamlarla sorunun ne? Bilerek gitmiştir hocam. Biliyorum hocam ben. Ha? Boşanma sürecinde şu an. Yapma. Beraber hocam, seveyim hocam, ya. Hocam özür dilerim. Yapmayın bunları ya. Boşanma Serap sürecindeyse Hanım, o sürecin tamamlanmasını bekleyin. Artık dilimizde tüy bitti. Evet. Hocam bir bomba haber de ben söyleyeyim o zaman. Söylemeyecektim ama. X bir kanalda konuk olarak çıkan birisine... Sosyal medyada bir hafta aşk yaşamış. Adam bana telefon açtı, bizim köyden tanıdık. Abi dedi, senin eşin olduğunu bilmiyordum dedi. Bana mesaj yazdı. Ben de dedi birkaç gün konuştum dedi. Hatta aşkın maşkın moduna girdik dedi. Sonra senin eşin olduğunu öğrenince dedi. Aman Allah'ım dedi. Bir anda dedi her şeyden engelledim. Hatta adamın eşiyle bile kavga etmiş. Adam yıllardır eşiyle ayrı. Barışmışlar, tam o zamana denk gelmiş bunun mesaj yazması. Onunla kavga etmiş. Bana dedi ki niye mesaj yazdın o adama diye sordum buna. Seni ilgilendirmez dedi. Sen niye? O köyden dedi en yakına dedi. Sırf beni kıskandırmak için. Ya beni niye kıskandırıyorsun ki? Benden gitmişsin. İşin bitmiş. Nereye gidersen git. Niye ben çocuğumu istiyorum. Niye sor? Ben sana çocuğunu vereceğim. Çocuğumu... Ama ondan da vazgeçmeyeceğim. Ha, bunu bak bir... boş konuşma. Ondan vazgeçmeyeceğim. Çocuğun sende, benden olmadığını söyledin çocuğun. Çocuk senden. Ben sana DNA vereceğim. Testini istiyorum. Sana vereceğim. Ben DNA testini istiyorum. Heh. Demek ki bunu yasal olarak zaten yapmanız gerekecek. Sebebi şu, yani hukuki yollarla yapacaksınız. Bizimle bir alakası yok. Çünkü Dilek'ten olan kızın, Dilek'in kocasının üzerine, evet. boşandığı kocasının... Mustafa Bey de bağlansın hocam. Mustafa Bey'in üzerine yazılı olduğu için siz zaten babalığın reddi davası açacak, sen babalık davası vesaire. O süreçte zaten DNA testi Mustafa yapılacak. Mustafa Bey ile Hüseyin Bey'in birlikte hareket etmesi gereken bir dava. Mustafa Bey'in de aslında gelmesi lazım. Biz kendilerine bu noktada bir yol gösterelim. Mustafa Bey telefonda. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba, buyurun. Mustafa Bey, bu 4 yaşındaki kız çocuğu, yani Hüseyin'inle beraberliği sırasında dünyaya gelen Dilek'in kız çocuğu sizin nüfusunuzda görünüyor, doğru mu? Evet, doğrudur. Siz bunu nasıl öğrendiniz ilk?
İlk o zaman zaten yazdıralım dediler. Çocuk biz evlendik mi alırız dediler. O zaman doğunca yazdırdılar. Peki siz bunun reddetmek için babasının üzerine geçsin diye bir dava açmayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. DNA testi, MNA testi para tutuyor diye şu an bizim de maddi durumu sıkıntısı olduğundan dolayı. O zaten ama hukuki süreçte illaki devletin isteyeceği bir şey ya, yasalar gereği yaptıracaksınız bir. İki, sizin Dilek'le ayrılma sebebiniz Hüseyin mi? Mustafa Bey? Mustafa Bey? Düştü. Yani Dilek, senin nezdinde böyle davranışlarda bulunan tüm kadınlara sesleniyorum. Arkadaş, bir ders almıyorsunuz, bir durulmuyorsunuz. Diyorsun ki evet, kötü bir geçmişim vardı. Bak, bir tane işte eski eşin var, ondan çocuğun var mı? Kaç tane? Bir tane. Bir tane, babasıyla kalıyor. Çünkü Hüseyin mi istemedi o çocuğu? Evet. Verdiniz. Bir adam için çocuğunu terk ettin aslında baktığında. Bu adam gelmiş çocuğunu arıyor. Sen Hüseyin uğruna çocuğundan vazgeçip babasına verdin. Aynı şeyi yaşıyoruz hocam. 5 yıl önce ben Mustafa'yı çağırdım. Tutanaklı bir şekilde çocuğu teslim ettim Mustafa'ya. 5 yıl sonra aynı şeyi bana yaşatıyor. Bana mesajı var, ben verdim. İsterseniz mesajı gösterebilirsiniz. Senin çocuğunu vereceğim, gel karşılıklı bir yerde oturalım, yazışalım, protokol yazalım, çocuğu ver, al git. 5 yıl önce Mustafa'ya yaşattığını bana yaşatıyor. 5 yıl sonra bu kaçtığı adama yaşatmayacağına bağlı. Şimdi Hüseyin, oraya geleceğim ama Dilek, bütün bunları yaşamış bir kadın olarak kaç yaşındasın sen? 30 yaşında bir kadın olarak hala sosyal medyadan tanıştığın Murat isimli bir şahısla berabersin. Ki beraber geldiler aslında, Murat çıkmadı yayına ama. Berabersin ve savunman şu. Boşanma sürecinde arkadaş acelen ne? Ne acelen ne? Yani daha boşanma sürecinde biz çok duyduk böyle boşanma sürecindeyim de öyleyim de böyleyim de deyip. İşte bak Hüseyin de ben evli olmasına rağmen bak Cahide giriyor hayatına, sen giriyorsun çoluk çocuk. Sen hala evli bir erkekle ne işin olabilir bu tecrübeyi yaşamış bir kadın olarak? Neden uslanmıyorsunuz Dilek? Ne senin derdin? Niye ders almıyorsun mesela? Aa, söyle kızım. Hocam özür dilerim. Lütfen biraz onu dinleme. Hocam özür dilerim. Hüseyin Bey, rica ediyorum. Biraz onu geldi ya, dinlemek istiyorum. Ya. Ne senin problemin? Ya iki işte de yüzüm gülmedi ya. Biraz mutlu olmak istedim Seraf Hanım. O yüzden. Sen nereden biliyorsun 4 gün önce gittiğin Murat'ta mutlu olacağını? Mutluyum şu an. Çok mutluyum. Şu anda mutlusun. Evet. İlk 4 günde herhalde Hüseyin'le de çok mutluydun. Aynen hocam, çok mutluydum. Öyleydi yani, kendisi biliyor. Ayşe Hanım hatta Hüseyin Bey'in resmi nikahlı eşi. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba. Ayşe Hanım, siz ilk kez Dilek'i görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Dün öyle söylediniz çünkü. Ben evet Cahide'yi tanıyorum ama... Kavga haricinde hocam. Kavga da oldu. Kavga haricinde. Saç çaça baş başa kavga yok tabii. Bakın Serap Hanım. Nasıl bir kavga Dilek'le... oldu? Kavgayı aldım. Bir dakika konuşabilir miyim? Serap Hanım. Efendim? Ben Dilek'le hiçbir zaman bir araya yüz yüze gelmedim. Kavgalar ettik telefonda. Eşimle beraber gezerken köyde yakaladım onu. Dövmeye çalıştım. Karakolluk olacak neredeyse ama olmadı. Komutanlar şeyler beni dövmeme izin vermediler. Eşimle neden geziyorsun? Benim aldığım arabada eşimle beraber geziyordu. Orada Dilek her şeyi yalan söylüyor. Benim eşim elinden geldiği kadar her şeyi ona yaptı. Ona baktı. Bize bakmadı, yeri geldi ona baktı. Her şeyi yalan. Ben Dilek'in her şeyini biliyorum. Yani Ayşe'cim senin aldığın arabayla o arabada gezen kadın kadar senin aldığın arabaya kadın alan adam masum mu oluyor şimdi yani? Bakın Serap Hanım, masum olmuyor. Ben Hüseyin'i orada masum demiyorum. Hüseyin'in de Dilek'in olduğu kadar %90 onun da suçu var. %100 Dilek'in suçu var. Evli olduğunu bile bile onunla beraber olduk. Yalvardım. Eşim dedim, benim dedim, çocuklarımın babası dedim, yapma dedim. Bana dünyada olmadı, hakaretler etti. Söylesem hak ettiği hakaretleri ağzınız açık kalır. Terbiye müsaade etmiyor Serap Hanım. O kadar terbiyesiz bir kadın ki yemin ederim size o kadar berbat. Anlatamam size. Eşimi baştan çıkaran hep odur.
Eşim de suçlu ama daha fazla suçludur Sedef Hanım. Hep kadınlara bakın yükleniyoruz. Siz de bir kadınsınız. Evet, kadınlar ona yükleniyor. Kadın ben istemeden Ayşe'cim. Ben de bir kadınım. Ayşe'cim kadın istemeden inan bana yaprak kıpırdamaz. Kadın evet, tavrını evet, koyar isteme. 22 yıldır ben evli bir kadınım. Daha bir erkeğe yan gözle bakmamış bir kadınım. İki tane çocuğumun başında erkek gibi durdum Serap Hanım. Asla kimseye dik şey olmadım. Dik gittim her zaman. Yanlış yapmadım kimseye. Çocuklarım asla yanlış yapmadım. Hala da çocuklarımın şimdi, başında. Bir de şöyle bir şey var Ayşe. Diyorsun ya kocamı baştan çıkardı. Evet. Şimdi evet iki tarafta kusurlu elbette ama. Evet. Senin ben kocan. Ben kocam çıkmış hasta şöyle bir şey onun var. Onun da çok hatası var. Şöyle bir şey var. Nikahlı olan, evli evet. olan ve belli bir taahhüttür ya evlilik. Sadakati de içerir bunun içinde. İki tane çocuğu olan senin kocan. Evet. Yani evet. orada... daha dik durması gereken benim bir evet. yuvam, bir ailem var. Evet, ben eşim evli bir adamım. Ama eşim olmadı, dik durmadı. O bekar bir kadın. Dilek mi bekar? Dilek o da evliydi, bekar. O da evliydi. O, da evliydi. O zaman evliydi. Evliydi bana göre. Evliydi, evliyken bak Serap Hanım siz bilmiyorsunuz. Evliyken sadece eşim değil, başka erkeklerle de beraber olmuş bir kadın. Diye ben bunun seceresini çok araştırdım Serap Hanım. Gel etmeyin, inanmayın ona. Başka insanları da bağlayabilirsiniz yayına. Ayşe peki Cahide'ye sempatin niye var? Bak. O da aynı şeyi yaptı. İlk evet. o girdi çünkü evet, hayatınıza haklısın. Da. Evet. Bak Hı. gerçekten de Cahide Hanım namuslu, dürüst, kas kaslı bir insan. Daha bu kadar bu yaklaşık 10 yıldır Cahide'yi tanıyorum. Cahide ile yeri geldi beraber olduk. Cahide'yi de Ayşe, eşimin kocası değil. Yemin Ayşe, ederim size yalan söylüyorum. Öyle bir anlatıyorsun ki Cahide'yi. Namus... Ayşe bak şöyle bir kavram kargaşası yaşıyorsunuz. Cahide'yi öyle bir anlatıyorsun ki seni duyan oğluna namuslu bir gelin almış onu övüyor gibi algılanıyor. Serap Hanım halbuki... gerçekten de öyle bir kadın. İnanın ya öyle bir kadının ne işi var evli adam? Ya Ayşe'cim. Tamam. Evli bir adamla o adam kadının bak, bir de çocuk tamam, dünyaya yani getiriyor. Oldu, boşanmış, beni boşanmasını dinleyin. Beklese tamam diyeceğim. Evet. Bak beni dinler misiniz? Ben Cahide'yi çok namuslu dürüst demiyorum. Cahide'nin de tas tasliliğinden Cahide'nin de yanlışları oldu, eşime geldi. Ama Cahide'yi tanıdıktan sonra ben Cahide'nin öyle bir insan olduğunu, iyi bir insan olduğunu inandım, güvendim. Ama hala köyde... Ayrı eşim ona da ayrı bir ev tuttu. Cahide bile üçüncü bir kadın getirdiğini bile bile eşimin başka birininle evlenmeyi düşünmedi. Dedik ki kayınvalidem gibi dedi ki Cahide kızım sana sahip tutup Hüseyin ne yaparsa yapsın. Sen çocuğunun başında otur çocuğunla bir hayat kur düzen kur dedi. Ben de düşündüm o da yazıktır günahtır dedik gelmiş buraya. Beraber el ele verdik, beraber o da çalışıyordu, ben de çalışıyordum. Ay, gayet iyi anlaşıyorlar Cahide ile, Cahide'nin sorunları. Bak bunları normal normal şeylermiş normal gibi anlatıyorsun Serap ya ben orada irite oluyorum. Serap Hanım bizim Cahide ile ilgili bir sorunumuz yok. Ya sorun sen evliyken Cahide ile başka bir çatı altında ya bu büyük eşim bir zaten, sorun yani. Eşim zaten ben hani Cahide'yi... Yani kanuna aykırı, töreye aykırı, ahlaka aykırı. Biz kutuplardan mı geliyoruz, uzaydan mı yok, geliyoruz? Kardeşim, bizim coğrafyamız değil. Bizim coğrafyamız. Tamam. Sen şu an bir örneksin. Ben ama ben tabii bütün tepkileri... Yanlış örnek oldu. Hocam evet. ben bütün tepkileri göz önünde alarak geldim buraya. Senin üzerinden tabii ki konuşacağız bunu. Hüseyin tabii ki senin üstünden. Hocam ben bir amaç için geldim. Yani yaptığın tamam. yanlışa geldim. Bir bahane anlatabildim kılıf mi? Bulma. Çocuğum bir yanlış. Ben bahane bulmuyorum. Yani... Bahaneyle alakası yok. Beni eleştiren eleştirebilir. Hiç herkesin tuzu kuru hocam. Hayır, tuzu kuru kardeşim, olmayanlar bak, bize eleştirir. Hüseyin'cim yani sanki ortada bir sorun yokmuş. Yani çok güzel anlatılıyor ya mesele. Oradaki sorun zaten Cahide'nin varlığı. Öyle değil mi? Tabii ya ki. Olmasın mı hocam? Var oldu yapacak bir şey yok. Olmaması gereken bir şeyin varlığı zaten. Onu yani konuşabiliriz yasak ama. Yasak bir ilişki. Yani hataları sen de dün burada bunun tabii ki yanlış bir şey olduğunu söyledin. Yanlışlığını da şöyle gördün ki üçüncü bir kadın olarak Dilek hayatına girdi. Bak hayatım karardı diyorsun. Sen
efendim tatlı ağzını acı yapmışsın. Tabii. Yani Cahide iyi diye biz onu aa ne olacak canım iyi kadın ikinci kadın olur. Serap Hanım diyemeyiz. Ben Dilek Hanım'ı zorla hayatıma sokmadım. Kendisi bir akşam getirildi bana. Bunun çalışması gerekiyormuş dediler. Kocasına ben işe gidiyorum diye çıkmış. Akşam evden sabahına para götürmesi gerekiyormuş. Ben seninle beraber bu gece gezersem para vermem lazım dedi. Çıkardım cebimden 50 lira para verdim o gün. O günün şartlarıyla 50 TL para verdim. Bunu benim yanıma getiren arkadaşı da bunun dedi kocası dedi içki parası istiyor bundan dedi. Her gün bir yerlere gidiyor bu dedi. Bunun da sana geldi. Mustafa telefonda Mustafa Bey. Evet buyurun. Sizinle evli olduğu dönemle alakalı çok ağır bazı iddialar var. Yani Dilek'in aslında bir şekilde Hüseyin'e kendince sığındığını düşündüğü dönemde siz işte eve para getirmesini istiyormuşsunuz ondan. Doğru mu? Ben çalışacağım dedi. Çalış dedim ben de önce otelde çalışıyordu. Otel kapandı. Ondan sonra Belek'te bir kafede çalışıyorum dedi. Gidip geliyordu. Geç geliyordu. Hatta sorguluyordum. Sen bana karışamazsın diyordu. Ben gelmiyor muyum, para getirmiyor muyum sana derdi. Ben de ne halim varsa gör diyordum. Peki ben Mustafa Bey, çocuğunun annesi bir o öyle diyor. Sen hangi kafede çalışıyorsun? Gel ben bir göster bana. Gece ben seni almaya geleyim. Götüreyim giderken. Yaptın mı hiç bunları? Hangi kafede çalıştığını öğrendin mi? Ben güvendiğim için onlara bakmadım yani araştırmadım. Yani Mustafa Bey yapmayın ne güvenmesi Allah aşkına. Hocam kendi göre birini bulmuş zamanında. Mustafa'yı ayarlamış. Mustafa'nın ağzı var, dili yok. Akşam çıkıyor eve, sabah geliyor. Bana da çok farklı anlattı. Ama siz de bunu bile bile 6 sene hocam, yanınızda dolaştınız. Bunları bana anlatmadı. Bunları bana nasıl anlattı? Önce Mustafa düşmanın dostu mu oldu? Mustafa beni kulübe götürdü. Kumar kulübüne. Kumar oynanan orada garson olarak çalıştırdı dedi. Bana. Yalan söyleme. Yemin ediyorum. Yalan söyleme. İşte adam da söylüyor Mustafa da garson olarak çalıştı diyor. Tamam ama kulüpte değil. Ama sen gece vakti kocana... Ben ne, getiriyorum ya, para getiriyorum, sorma benim ne yaptığımı. Yok, öyle bir şey demedim. Kendi, ben bunun yanında kavga olup bana beni dövdüğünde, ilk geldiğinde, eve geldiğimde ilk parayı aldı benden Mustafa. Bana sormak yerine. Mustafa Bey, ben bir saniye. Mustafa Bey, karına güvenme demiyorum. Tabii ki güven. Benim söylediğim güvensizlik, bir dakika dinler misin? Güvensizlik sebebiyle bunları yap demiyorum. İnsan karısı bir yerde çalışıyorsa gidip görmek ister, merak eder. Kafe ise de gidip bir kahve içmek, oradakilerle tanışmak ister. Gece geç geliyorsa, bunun güvensizlikle bir alakası yok. Ben seni alayım karıcığım der, gider karısını alır getirir. Bunun güvensizlikle bir alakası yok. Sen oturmuşsun, kadın demiş ki sana ne ya? Ben istediğim bir yerde çalışırım, istediğim saatte gelirim. Para getiriyor muyum, getirmiyor muyum? Sen de getiriyor diye susmuşsun. Sonra da kadının üstüne gidiyorsunuz. Susma, sonra Hüseyin Bey... Ben ona güvendim. Ben ona güvendim. Güvenmekle alakası yok diyorum. Hala güvendim diyorsun ya. Serap abla, Mustafa ona göre bir adam. Bir saniye. Bak, özür dilerim. Mustafa, zaten kesik geliyorsun. Mustafa çok sakin bir adam, çok iyi bir adam. Neden derseniz, bu ne yaptıysa Mustafa buna güvenmiş. Anlatabildim mi? Kendine güvendirmiş. Mustafa çok... Ben, rahat aynı adammış şeyi, diyelim. Aynısını bana yapamaz. Fazla rahatmış. Niye önce düşmanın diye şimdi dostum abla, mu oldu? Aynısını bendeyken bana yapamadı. Yapamadığı için huzursuzluk çıkmaya başladı. Nereden iki sene sonra, yapamadığını? İki yıl sonra huzursuzluk çıkmaya başladı. Her gün kavga etmeye başladı benimle. Evden atılacağız diyorum Dilek. Sessiz ol. Kavga eder sensin. Bağıran sensin. Çocuk var diyorum. Döven sensin beni. Arabaya biniyoruz. Yolda gidiyoruz. Dilek sen bunu niye böyle yaptın diye sorguluyorum. Kapıyı açıyor. İmdat, polis yok. Ne yapayım? Sen bana vuracaksın. Polise ver diyor. Sen diyor çıkana kadar diyor. Ne günler geçecek diyor. Oğlum diyor. Bütün diyor. Onlar benden yana diyor. Beni defalarca tehdit etti abla. Ya ablacığım. Ben burada kendimi aklamıyorum abla. Ben bak burada kendimi aklamıyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen o dönem dedin işte üzüldüm, acıdım. Sonra benim peşimi bırakmadı. Ya insan... Abla bırakmadım peşini. Tamam. Kötü yola düşmesin dedim tamam. Ya. Tamam ama böyle bir kadını aldığın zaman etraftan da diyorsun baksana köylüm mü neyse işte o bile benimle konuşuyordu diyor. Yani biraz hayatınıza alacağınız arkadaşı da olsan, eşin de olsa hadi sen gittin bir hata yaptın bir kadını. İnsan biraz bir kalite arar. İnsan biraz bir şey arar. Ondan sonra da o kadından Oxford mezunu gibi davranmasını bekliyorsunuz. Bunu beklemeyin bir kere. Tamam. Murat da bitecek hocam.
Murat bitecek, şimdi 500 sonra başkası bomba olacak. Bomba zaten kaçıp kurtulmaya çalıştığı evli diye, işte daha devam edeceğim tabii, daha çocuk meselesi var ama kaçıp kurtulup bana nikah yapmadın diye, bana bakmadın diye gittiği adam da evli.